Merhabalar. Bugün yine bir iftardan sahura kadar bir video çekmeyi düşünüyorum. Biz annemlere geldik. Neden geldik? Çünkü de Emrah'ın canı ızgara istiyormuş, ızgara tavuk. İftara yapacak. Annemlerin de çok güzel böyle hani dışarıda kömürüyle yaptığınız mangal tadında ızgara yapan bir ızgarası var, elektrikli ızgarası. Biz de onlara geldik işte. Hem onlar da yemiş olur. Hep beraber bir iftar yemeği yemiş oluruz dedik. Merhaba arkadaşlar. Gelmeden de tavuğu aldık. Tavuk ne aldık onu göstereyim. Tostu. 1 kilo tostu, 1 kilo sossuz almış. Ops. Şöyle. 7 gibi başlarım yapmaya dedi Emrah. Şu an saat 6:30. Bir tane de şöyle sossuz almış. Pirzola tavukmuş bunlar. Bir tane de şundan Penguen'in bu Balkan sosu. Ben bunu makarna sosu diye almıştım. Belki biliyorsunuzdur. Hatta bazılarınız beni uyardı, ekmeğin üstüne sürülüp falan yeniyor kahvaltıda falan diye. Büyük ihtimal öyle ama makarnaya da denedim. Ben çok güzel oluyor. Tavukla da denedim. Izgara tavuğunuzun ya da soteledikten sonra üstüne ekleyip çok güzel bir lezzet yakalıyorsunuz. Bu sosu çok çok beğendim. İçinde közlenmiş patlıcan, biber, domates, sarımsak falan var. Yani çok lezzetli bir sostu. Babamlar da denesin diye almak istedik. Böyle içecek ve ekmek almayı unutmuşuz. Onu da babam herhalde iş çıkışı alacakmış. Onlar daha çıkmadı. 7 gibi işten çıkacaklar. Evet. Mızmızlık başladı. Mızmızlanma başladı hemen. Nereye geldin anne? Sen nereye geldin anne? Sen nereye geldin anne? Yok yani unutturamıyorum bak. Anneciğim. Ne yaptın kuzum? Dikkat, çok dikkatli in. Bunu da teyzem var demiştim ya, benim onun büyük kızı var. O beden dersinde gördüklerini derinle oyun olsun diye ona da göstermiş. Aslında biraz riskli hareketler yapıyor ama yapmak istiyor. Değil mi anneciğim? Evet. Bir kere acımamıştır demişti. Çünkü o kendi yaptı demişti. Acıyor acıyor dedim ama o da hala acımaz İnanmadı. acımaz demedi. Ahmet de teyzemin oğlu. Derinin üstüne düştü. Derin acıdı kolum bacağım diyor. Annesi de yok bir şey olmamıştır diyor. Hani çocuklara gelir de hani fazla büyütmesin olayı diye. Şimdi o anne. Şimdi ona sinir oldu, bana inanmadı diye. Onu şikayet ediyor size. Ablaları, Kutay size ne gösterecek şimdi? Bakın onu bir bakın. Gel 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 gel. Aferin sana. İnat etti. Artık yavaş yavaş hadi önceden eline tuttuğumuz fıta falan da ömrü billah bir adımdan sonra ikinci adımı attıramazdınız. Çünkü bacaklarını kendine çekiyordu ve yürümek istemiyordu. Şimdi maşallah diyeyim, bizimle beraber zaten full evde bir babasıyla bir benimle bir ablasıyla geziyor elinden tutup. Ve artık hani bir koltuktan bir koltuğa falan da bir yavaş yavaş bir cesaret geldi. Arada öyle yürüyor. Onu göstermeye çalıştım ama tam da gösteremedim sanıyorum. Hadi hop. Hop hadi hop. Hop. Bir daha at bakalım. Aa,
almıştı. İki mesela yürümeye çalıştığı zaman da geliyor ya bize doğru. Aferin kızıma. O zaman bağırıyor böyle. Hani alkışlayın, aferin deyin der gibi. Ben de yaptım. Gel. Gel hadi. Sonra da başka bir oyunda oynarız. Evet. Bak. Koy. Koy anneciğim bunu. Bunu böyle koy anneciğim. Bunu istiyorsun? Al bir tane. Tamam. Hadi. Az kaldı benim kuzucuğum. Hadi. Al. Kutay bak. Bak bak bak. Bak. Ama abla yapmaya çalışıyor. Neden bozmak istiyorsun anneciğim? Ha? Bazı küçükleri size verebilirim. Hepsi lazım ama bazılarını size veririm isterseniz. Tamam anne. Bu kardeşine yeter herhalde. Sen kuleni yapa dur. Bak bak bu da saklıyor bak. Sen nazlısın Kutay. Hı? Hı. Aha. Aşkım benim. Aferin sana. Hadi İda'ya. Gel bak 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 anne. Bununla oyna anneciğim. Gel bak bak aha, bak annem buna yapacağız anneciğim. Abla bitirince bize diyecek. Bak. Bak bak bak. Bak. İşte kulem bitti. Wow. Upuzun bir kule. Çok güzel oldu. Alın bakalım. Güzel oldu. Ha, hadi yık değil mi anneciğim şimdi ne yaparsan yap. Hadi parçalayalım. Hepsini parçalayın. Bir tane kalmasın. Legoları değil, topu atacaksın. Bak burada top var. Oraya değil baba. Çocuklar oyun oynuyor. Ben de makarna yapacağım. Derin'in canı makarna istemiş. Tavukla beraber makarna yiyecek. Bu arada annemin bu halı da yeni. Kadıncağız yıkatmaya vermiş. Kaç kere de süpürüldü. Ben geldiğimde de süpürdüm. Teyzem iftara gelmiş. O da süpürmüş. Sürekli süpürülüyor. Şarjıyla çektiriliyor ama bu yeni halının çıkan tüyleri insanı deli etmiyor mu ya? Kenarlar böyle yine tüy olmuş. Yine süpüreceğim buraları birazdan. Gerçi yatakta zıplamayı sevmeyen çocuk olur mu desene anne. Ana. Oy, oy. Oğlum zaten annenle yoruldu işte. Oh, nasıl gülüyor surata? Çok mu keyifli? Çok mu keyifli? Oy.
Gel abi. Oğlum ne oluyor? Koşu televizyonda. Sanki yürümüş gibi bir de bağırıyorsun ya. Hadi bir daha yap. Reklam izleyemiyorsun lan ha. Bak. Baba koşu orada bak. Evet. Gel. Aferin. Aferin oğluma. Bravo benim oğluma. Gel babayı. Benim lan bir de bana. Aferin. Gösterir mi size şöyle şu ızgara? Böyle bir tipi var. Makarnayı ben biliyorsunuz tereyağlı yapacaktım ama annem canı işten gelince dedi ki kızım yoğurtlu gibi yapsak, şöyle canım yoğurtlu makarna istedi dedi. İyi tamam dedim. Birazcık derine yetecek kadar biraz tereyağlı yaptım makarnayı. Gerisinde böyle sarımsaklı yoğurtla yapacağım. Tavuğu da bitmek üzere. Soframızı hazırlayacağım birazdan. Kutay bu arada taze fasulye yedi. Taze fasulye püre olarak getirdim. Çünkü fasulye kılçıklıydı. Maalesef öyle yedirmek zorunda kaldım. Şimdi de tavuk yedireceğim onu. Biraz soğumasını bekliyorum. Didikledim biraz. Yoğurdumu çırpayım. Makarnamı yapayım bir yandan. Wink. Aç şimdi. Yoruldum oğlum. Uzun ya. Daha yok. Ne oldu şimdi? Ne? Orayı mı istiyorsun? Tamam. Hazır mısın? Ay kollarım yoruldu. Wink. Wink. Tamam yeter artık. Kolumda derman kalmadı. Derinde dedeyle oynuyor. Bak şimdi yapacak mı? Kaçıyor. Böyle kalkmış kendi dizinin üstüne ve kendini zıplatmaya çalışıyor. Allah! Vazı gibi. Kutay yoğurdunu da yedi. Annesi önlüğünü almayı unutunca üst baş battı, üstü değişti. Şimdi eve gideceğiz. Direkt yatacaklar zaten. Kutay da bu oyuncağı seviyor mu sevmiyor mu anlamadık değil mi anne? Koyar koymaz hemen alıyor, hareket etmesin diye mi? Hareket ederken seveyim diye mi? Bir de gülüyor. Ne? Söyleniyiz de umurda. Sesten de anlamışsınızdır. Survivor izliyor. Anne kimi tutuyorsun? Oge dayı. Neden peki? Oğlum gibi sevdim. Sevdim. Bir de gönüllü ya. Sen hep gönüllülerden olsun. Saygılı, gönüllü.
Abi de çok başarılı parkurlar tabii. Hak ediyor diyorsun. Evet. Kesinlikle. Tamam. İnşallah o olur anne. İnşallah. Hmm. Egoday. Egoday demişti birisi. Ne yapıyorsunuz burada? Ha. Masın. Şey. Tavşan gibi. Kime gidiyorsunuz? İkiniz de komiksiniz. Anladım. Çadır yapmışlar masanın altına. Yerini becereceğim arkadaşımız. Kutay da ayağa kalkmıyor bak. Dimdik kalkarsam kafamı vuracağım diye bak. Görüyor musun onu? Yetişiyor tabii. Dik durmuyor şu anda. Hadi bay bay yap. Gideceğiz şimdi hadi. Da bay bay yapıyor. Basın. Baş baş. Bay bay. Baş baş. Baş baş. Ya. Uçtu yap. Aferin. Bir yatarak geç anneciğim. Al. Geçeler. Aferin. Bir şey olur. Biz eve geldik. Çocukların elini, yüzünü, ayaklarını yıkadım. Yazın öyle. Sonuçta çorapsız geziyorlar. Ayaklar bir şekilde toz oluyor falan. Pijamalarını giydiler. Zaten yatırırken de ikisini de gördünüz. Yattılar. Eşim de yattı. Ben oturacağım biliyorsunuz. Zaten sahura kadar. Yapacak işim de yok. Şimdi yine bilgisayar açık şöyle. Sahuru da çekeceğim için telefonda yer açılsın diye videoları buraya attım. Belki bunları bir yandan edit yaparım ki kolay olsun bana diye. Ya da bir dizi, bir film belki izleyebilirim. Bu arada babam şöyle karpuz almış bize. Bir de kavun almış, onu dolaba koydum. Buna yer kalmadığı için koyamadım. Babamların evinin önüne kamyonla karpuzcu gelir ve babam onu yıllardır tanır o adamı. Genelde güzel çıkar o adamın karpuzları. Babam kendini alırken bize de almış sağ olsun. Çünkü bize hiç güzel karpuz denk gelmiyor bizim bu marketlerden falan alınca. İnşallah bu lezzetli ve az çekirdekli çıkar inşallah. Çünkü hastalığıyla 2 senedir adam gibi karpuz yiyemiyoruz. Çekirdeğin ayıklamaktan ya da tatsız çıktığından. Babamı da bu arada atletli gördünüz. Babama video çektiğimi söylemedim. Babam fark etmedi video çektiğimi, o yüzden atletle oturdu. Ben de söylemek istemedim. Demek ki öyle rahat diye. Umarım yanlış anlamazsınız. Kusura bakmayın eğer ki saygısızlık olarak görürseniz. Milli giyecek ama şimdi atlet erkeklerin. Şaka bir yana söylemeyi unuttum ben babama video çektiğimi. O da anlamadı. Herhalde yorgunluktan olsa gerek, öyle oldu. Bugün sahura ne yapacağım onu da tam karar veremedim. Ekmeğim de var. Aslında pişi yapacağım diyorum. Hamur kızartacağım. Mayasız hamur kızartması yapayım diyorum. Ekmek de kaldı. Bilmiyorum ekmek de boşa gitmesin. Sandviç gibi bir şey mi yapsam ya da ekmek mi kızartsam onu da bilemedim. Ya da kalsa bile ekmekle yarın derin ekmek tost yaparım. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum ne yapacağımı. Ama büyük ihtimal yani eğer çok uyku çökmez de üşenmezsem hamur kızartması yapayım diyorum. Ve sahur hazırlığı başlıyor. Saat 2 ancak yaparım. Yarım saat 40 dakikaya kadar.
pişi yapmaya karar verdim. Mayasız pişi, mayasız hamur kızartması, artık ne denirse buna, onu yapacağım. Zaten benden de çok istiyordunuz, siz de görmüş olursunuz. Hem de malzemelerimi önüme ayarladım, sizlere göstereyim. Bir adet yumurta, bir su bardağı yoğurt, güzelce çırpacağım biraz. Bu su bardağıyla da 3 su bardağı un kullanacağım. Şimdilik birini dökeyim. Bir paket kabartma tuzu. Bir tatlı kaşığı tuz. Malzemeler bu kadar. Şimdi bunları yoğuracağım. Yavaş yavaş da kalan 2 bardağımı da ekleyeceğim. Kıvam aldı. Şöyle çıkarayım. Hamurumu ikiye bölüp öyle açacağım. Şunu ayırayım. Un serpeyim. Şöyle hamurumun büyüklüğü bu kadar iyi. 1 santime yakın kalınlıkta açtım hamurumu. Şimdi İstediğiniz boyutta kesebilirsiniz. İster daha büyük boyutlar halinde kesebilirsiniz. İster daha küçük, isterseniz böyle de. Bu şekilde kalınlığını falan da göstereyim size. Bence iyi. Çok ince olunca da biraz kıtır oluyor ama böyle olunca hafif fos fos, böyle yumuşak güzel oluyor. Bu şekilde bunları kızgın yağa atacağız. Ve bitirdim. Tam yarım saat hamurumuzu yoğurduk, kızarttık. Ne kadar çıktı sizlere onu göstereyim. Bu kadar. Kalınlıklarını, büyüklüklerini, boyutunu siz ayarlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi böyle sevdiğim için biraz kalın yapıyorum hamurlarımı. Yani böyle. 2 tane yumurta haşladım. Şimdi onları soyacağım. Bir tane salkım domates. Zeytin, peynir, bir de şu meşhur Balkan sosumdan koyacağım. Çay demleniyor. Bu sosu da bu arada annemler de çok beğendi. Bayağı beğendiler hatta. Şimdi ilk defa orada tattı. Ben bunu normalde açtım yedim ama hiç tadına bakmamıştı. Orada yedi, o da beğendi bayağı. Şimdi o tabağımı hazırlayayım. Çay da demlene alana kadar artık sahur zamanında yaklaşır yeriz. Her şeyi hazırladığıma göre kaldırabilirim artık. Bu arada size bir bisküvi gösterdim ya, ben onu Bim'den aldım. Biskrem'in incirli bisküvisini çok sevenler varmıştır benim gibi, eminim. O kalkınca da çok üzülmüştüm ben.
Bim aynısını yapmış resmen. O bisküviyi bir deneyin. İncirli bisküvi çok güzel. Tekrar göstereyim isterseniz. Adını da Deli Test diyor. Şöyle. Çok güzel. Neyse ben Emrah'ı kaldırayım. Çaylarımızı koyalım, sonra başlayalım yemeğe. Yine çok güzelsin canım. Ne zamanki hali. Elimden yerim onu yemiş. Yer canım, nasıl istiyorsun öyle ya. Gidiyor da verirsen. İyi uyuyamıyormuş. Biliyorum zaten uyanık olduğunu. Çünkü rüyada falan mı başka? Konuşuyor çünkü bağırırken böyle. İyi uyuyamadığı zaman başka, çünkü sağa sola dönüyor, sinirlenme, bağırması, bunları başka. Ama ne güzel ışık geldi bana bak. Savrıcı kadın zor geldi yüzüne. Karanlığın 50 tonu. Aydınlığın 50 tonu. Gece gece de. Bu kadar yapabildim. Beni ne güzel yaptın. Neyse bugünlük de bizden bu kadar. Yoksa ben daha da çok iğrenç espriler yapıp canınızı sıkabilirim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.